Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Haziran 2021 güncellemesi nihayet geldi. İlk bakışta sizlerle birlikte yapacağız. Canlı yayında güncellemeyi karşılamıştık. Etkinlikler bölümüne bir tane mücadele geldi. Onu da canlı yayında üçlemiştim. Nasıl üçlendiğini de bu videoda tekrardan farklı bir hesapla oradan da görevi yapacağız. En basit nasıl üçlenir onu size göstermeye çalışacağım. Dükkana yeni paketler geldi. Bu iki satır ekran yine bütün cihazlarda olmuyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten ben o iki satır ekranı şu anda kullanmayacağım. Eski DPI ayarıma geri döndürdüm telefonu. Çünkü ekran çok küçük oluyor. Harfler küçük oluyor. Kullanması sıkıntı oluyor. En güzel yanı o iki satır ekranı yapmanıza zaten gerek yok. Barı, o çubuğu küçültebiliyorsunuz. Daraltabiliyorsunuz. İki satır ekran yapmanız zaten oyundaki görüş açınızı daralttığı için çok hoş olmuyor arkadaşlar. Ben yine eski DPI ayarıma geri döndürdüm telefon ayarlarından ve barı nasıl ayarlayacağımı sizlere göstereceğim. Genel bir bakış yapacağız. Neler geldi, neler değişti. Hepsini size anlatmaya çalışacağım. 2 saniyelik like atarsanız sevinirim. Güncelleme hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bekliyorum. Yeni haberleri, yeni kostümleri, güncellemeye dair ne varsa erkenden öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Partnerlikte ikinci adımdayız bildiğiniz gibi. Üçüncü adıma yükselmemiz için desteğiniz önemli. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ediyorum ve iyi seyirler En diliyorum. çok beklenen, en çok merak edilen şu ekran ayarıyla başlamak istiyorum. Oyun ayarlarına tıklıyorum. Diğer ayarlar. Saldırı ayarlarına geldiğinizde en altta gönderme çubuğu boyutu geldi. Şimdi bunu ayarla diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir bar var. Yani bunu isterseniz böyle tablet kullanıyorsanız, işte telefon kullanıyorsanız küçültebilirsiniz. Tablet kullanıyorsanız askerlere tıklaması zor oluyor, ufak oluyor. Yanlış askere tıklıyorum diyorsanız da tablette bunu büyütebiliyorsunuz. Ben en küçükte kullanacağım. Şöyle göstereyim. Şurada. Oyunun görüş açısı muhteşem oluyor. İki kademeli ekran yaparsanız bu iki satır ordu olduğu için askerleri atmanız sıkıntı oluyor. İşte köy çok dibinizde görünüyor. Alttaki binaları göremiyorsunuz bu sefer. Yani ben de iki kademeli ekran yapabilmeme rağmen ben bunu tek ekranda kullanacağım. Zaten yine tek ekrana sığıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir görünümü oldu. Bakalım bu şekilde deneyeceğiz. Her cihazda yok arkadaşlar iki kademeli ekran. Ama yapmak istiyorsanız da daha öncesinde atmış olduğum iki kademeli ekran nasıl yapılır videosunu izleyebilirsiniz. Buraya açıklamaya kartlar bölümüne bırakırım onu da. Oraya gidip ayarlardan nasıl DPI ayarını düşürüp iki kademeli ekran yapabilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz. Tabii şunu da hatırlatmam gerekiyor. Cihazınız sağlamsa oluyor. Yoksa cihazınız çökebilir. Onu da uyarısını şimdiden yapayım. Devam edelim. Dükkan bölümüyle devam edeceğim. Yeni gelen paketler arkadaşlar. Sonrasında etkinliklere geçiş yapacağız. Cehennem Savaş Üssü arka planı 2,5 milyon altın. 2,5 milyon iksir. Hem savaş üssünüz değişiyor hem de altın ve iksir. 65 TL bir paket. Savaşa hazır ol diyor. Vahşi kral kostümü 37 TL. Daha öncesinde şampiyona gelmiş bir kostüm vardı. Onun gibi vahşi kral kostümü geldi. Ve yeni teklifler var. 4x değerinde kara iksir ürünü, 2 kahraman kitabı, 1 savaş kitabı, 3 inşaatçı iksiri 190 TL. İleri sar paketi var. 5x değerinde İksir ürünü, inşaat kitabı, savaş kitabı, araştırma iksirinden oluşuyor. Bu da 90 TL. Gelişme şansı paketi, her şeyin kitabı, kahramanlar kitabı ve engel küreği 47 TL. Bir de 8,5 milyon iksir 28 TL görünüyor. Etkinliklere geldiğimizde Cehennem Savaş Üssünü alabilme süreniz 11 gün 21 saat diyor. Bu süre bitince paket kaybolacak. Aynı şekilde Vahşi Kral kostümü de kaybolacak.
4x yıldız bonusunun gelmesi mükemmel oldu. Ama yıldız bonusum açık değil. Orası ayrı bir muamma. Roket balonu yeni askerimiz, az sonra göstereceğim kışlayı. Bir roket balon kullanılmalı. 400 tecrübe puanı, laboratuvar hızlandırma iksiri. Şöyle söyleyeyim, rokete ihtiyacı olan arkadaş olursa, görev yapmak isteyen arkadaş olursa klanımız yalnızca davete açık olacak. Abi roket lazım diye yazarsanız isteğe asker bağışı için gelebilirsiniz. Klanıma desteklemeye çalışırım isteklerinizi. Açtım şu anda roket balonunu, kiraladım. Onun dışında Cehennem Kasabası mücadelesi 11 gün 21 saat sonra yine aynı, hem kostüm arka planla aynı süreye sahip, kaybolacak. Buradan ödülleri sonra alacağız. Ve son etkinliğimiz 10 madenci kullanılmalı. 15 aşamadan oluşuyor. 400 tecrübe puanı, 10 yeşil taş ve eğitim iksiri veriyor. Gerçekten 3 gün boyunca efsanelikten düşmeye çalıştım. Zar zor düştüm. Yani depoları bile fulleyemedim şu anda. Kara iksirim falan full değil. Onları da kasacağız İlerleyen bölümlerde. 3 yeni asker seviyemiz var. Balon, Ejder ve Elektro Ejder'e yeni seviyeler geldi. Balon 10. seviyeye yükseliyor. Ejder'a 9. seviyesine yükseliyor. Elektro Ejder'a da 5. seviyesine yükseliyor. Şu anda bendeki fiyatlar, yani 14 milyon 400 bin iksir görünüyor balonda. Ama bende indirimli fiyat arkadaşlar. Altın bilet olduğu için bu fiyat bende görünüyor. Normalde bunların yükseltme maliyeti 17 milyon 18 milyon iksir. Onu da düzeltmesini yapayım. Buradaki altın biletteki %20'lik indirim aktif olduğu için. Onun dışında roket balon geldi arkadaşlar. Süper birliklere yeni olarak. Roket balonu da ben kiraladım. Şu anda çıktı. Şöyle. Roket balonlar da ordu kampında yerini aldı arkadaşlar. Dediğim gibi isteyen varsa klanımıza istek atabilir. Klan alımı yok, sadece bağış için gelebilirsiniz arkadaşlar. Roket balon ihtiyacınız varsa bir sonraki videoda da büyük ihtimalle Ejderha binicisini açmış olurum. Onu da size göstereyim. Klanın etiketi burada. Emre Kara YT'deyiz. 2 Yalova, Rize, Yalova, 82 Lüleburgaz, Rize, Giresun. Şöyle kışlaya tıkladığımda dediğim gibi altın bilet indirimli fiyatı, %20 aktif olunca fiyatı ve süresi 8 gün 19 saat ve 4 milyon 800 bine açılıyor Ejderha binici. Tabi bunu daha sonrasında laboratuvarda yükseltmelerde gelecek Ejderha binicisinin. Ve bu Ejderha binicisini de 3. seviyeye kadar yükseltebiliyoruz. Ve bir başka yenilik, ordularınızı klan chatinizde veya link olarak istediğiniz bir yerde paylaşabiliyorsunuz. Şurada bağlantı paylaş işareti var. Mesela şuna tıklıyorum. Klan sohbetinde paylaş, bağlantı olarak paylaş, kopyala. Aynı düzen paylaşır gibi ordunuzu paylaşabiliyorsunuz. Mesela klan chatine attım orduyu. Paylaştım. Tasarımı düzenlediyorum. Her şeyi taşı dediğinizde üstte böyle ok işaretleri var. Bir sağ tarafa dönen ok, bir de sol tarafa dönen ok. Şöyle tıkladığınızda köyün yönünü değiştirebiliyorsunuz. Şöyle değiştirdim mesela. Köyünüzü istediğiniz gibi sağa sola çevirebiliyorsunuz. Tabii savunma binalarına da yeni seviyeler geldi. Bunlar hangileri? Hava savunmaları, büyücü kuleleri, okçu kuleleri, tuzak olarak da hava bombalarına yeni seviyeler geldi. Şuradan görebilirsiniz. Kışlalara yeni seviye. Hava bombalarına yeni seviye. Hava bombasının yanı sıra bir de dev bombaya yeni seviye geldi arkadaşlar. Onu da söylemeyi unutmayalım. Dediğim gibi güncelleme çok erken geldi. Ben 2000 küsür madalya kullanarak yeni güncellemeyi karşılamıştım. Büyülü öler neredeyse full artı full doluydu. Ona rağmen, altın bilet olmasına rağmen yeni güncelleme gelmeden köyü fulleyemedim. Şu anda Tüccar Amca'da da kahraman kitabı var.
212 elmasım var. Bakalım bir şeyleri satıp onu alabilecek miyim? Ona da bakarım bir ara. Ve şimdi gidelim son olarak yeni gelen mücadeleyi de tamamlayalım. Kolonel hesabına geçtim arkadaşlar. Görevi saydırmak için köye giriş yaptım. Direkt bodoslamasına girmeniz gerekiyor. 99'da kalabilirsiniz. Sürede biraz sıkıntı yaşıyor. Daha önceki etkinliklerde süre yoktu. Bunda 3 dakika süre var. 900 bin altın, 900 bin iksir ve 6 bin de kara iksir var. Şöyle geliyorum. Klan kalesinde dev P.E.K.K.A var. Hem kara birimlerine vurabiliyor hem de hava birimlerine. Vurabiliyor, uçan ağaçanı indiriyor aşağıya. Onun için girişte büyük korucunun gücünü kullanıyorum. Direkt o dev P.E.K.K.A'dan kurtulacağız. Şöyle. P.E.K.K.A vurmadan önce direkt krala vurmadan indirdik. Bir öfke. Kralın yakalanması kötü oldu. Bir şifa binanın olduğu noktada. Roket balonlar. Sol taraftan sahneye gönderdim. Kraliçenin özelliği duruyor. Elektrolar okçu kulelerini hedef alıyor şu anda. 5. seviye elektrolar. Atlamadan geçin artık. Zehir büyüsü acayip etkiledi. Şimdi zehir büyüsünden kurtuluyorum. Kraliçenin özelliği. Elektro kral kaldı. Vur lan vur. Elektrolar. Kraliçe okçular tanklıyor. Kraliçe öldü ama elektrolar kaldı. Unicorn ve köy her türlü 3 oldu. Bu dostlamasına gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Ne var ne yok gönderiyorsunuz. Köy üçleni üst taraftan girince. En basit üçlenme şekli bu. 1 dakika 17 saniye var hala. Güzel. Bir iki hata yaptığınızda saldırı sarpa sarabiliyor ama genelde 3 oluyor. Bazen sürede sıkıntı yaşıyor. Atlamayı arka bölmeye ayırmanız gerekiyor. Onu unutmayın. Evet arkadaşlar, güncelleme hakkında ilk bakışımızı yaptık. Yeni gelen mücadeleyi üçledik. En basit nasıl üçleniyor size onu göstermeye çalıştım. Farklı varyasyonlar da var. Onlar da gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Köy binası 14 geçiş serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yükseltme bölümleri de sizlerle olacak arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize bakın, sağlıcakla kalın. Merak ettiğiniz bir şey olursa da videonun altına yorum olarak bırakırsınız. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. 2 saniye like atarsanız hem kanalımda videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını ve yeni gelecek kostümleri erkenden öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.